sabahlar, iyi haftalar. Fokus başlıyor. Ben Reyhan Baysan. Önümüzdeki bir saat boyunca yurt içine, yurt dışına dair tüm haber akışlarını, piyasa hareketlerini aktarmaya çalışacağız. Bu hafta Fed haftası. Çarşamba günü Fed'den faiz kararını bekleyeceğiz ama daha da önemlisi bu kritik günlerden geçerken bankacılık özelinde Fed Başkanı Jerome Powell neler verecek, neler, hangi mesajları verecek, bunları takip edeceğiz. Ve piyasalarda da böyle genel kritik bir tablo var aslında. Hiç vakit kaybetmeyelim. Şöyle bir piyasadaki fiyatlamalara bakalım. Önce yurt içinde borsayla bir başlayalım. BIST 100 endeksinde şu anda işlemler aşağı. %0,52'lik bir kayıp var. Ve 5110 seviyesinden işlemler geçiyor. Tüm dünyada aslında moraller bozuk diyebiliriz. Şöyle bir endekslere de baktığımız zaman bankacılık endeksinde %1,20'lik bir kayıp söz konusu. Sanayi endeks ve mali endekste de %1'e varan düşüşler dikkatleri çekiyor. Yeni haftaya biraz böyle tedirgin başladığımızı söyleyebiliriz. En çok artanların en başında Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri geliyor. %10'a yaklaşan bir yükseliş var. Smart Güneş Enerjisi, Net Holding, Kontrolmatik ve Girişim Elektrik olarak devam ediyor. En çok kaybedenlere de bir bakalım. Şu saatler itibariyle gübre fabrikaları, TUKAŞ, Eczacıbaşı, İlaç, Türk Traktör ve Çimsa olarak liste devam ediyor. En çok düşenlere baktığımız zaman. Ve paritelerde dolar TL'ye biz geçen hafta itibariyle 19 liranın üzerinde görmeye başlamıştık. Ve burada da yine 19.01 seviyesi bu seviyelerden yeni haftaya başlıyoruz. Euro TL tarafında ise 20.28 seviyesi karşımıza çıkıyor. Euro dolar paritesi geçtiğimiz haftayla aynı seviyelerde 1.06'yı telaffuz ediyoruz. Dolar endeksi yönünü hafif yukarı dönmüş durumda ama aslında daha farklı hareketleri biz biraz daha diğer varlıklarda görüyoruz. Onun da sebebi aslında biraz endişeler, ne endişeleri? Bankacılıktaki özellikle Credit Suisse kaynaklı endişeler Avrupa kıtasında. Ve şöyle bir Avrupa borsalarına da baktığımız zaman orada da vadeliler olumsuz bir açılışa işaret ediyor. Ama geçen hafta aslında Wall Street endekslerinden S&P 500 ve Nasdaq tüm olumsuzluklara rağmen haftayı yükselişle kapatmayı başardı. Hatta Nasdaq'ta %4,41'lik bir yukarı yönlü hareket vardı. 13 Ocak'tan beri en iyi haftayı geride bıraktı. Avrupa borsaları için ise durum biraz daha tersineydi aslında. Bu yılın en kötü haftası yaşandı. İşte Credit Suisse dedik. Oradaki sıkıntılar yakından takip ediliyor. UBS 2 milyar dolara aldı, yeni sahibi olacağını duyurdu. Böylece 2008'den bu yana Lehman Brothers krizinden bu yana en kötü bankacılık krizi şimdilik bertaraf edilmiş oldu. Ama şu anda bu bir yeniden zaman kazandırıcı bir süreç mi değil mi? İşte bunu yakından takip ediyoruz. Fiyatlamalarsa hala tedirginliğin devam ettiğini gösteriyor. Geçelim şimdi örneğin emtia piyasasına bakalım. Orada güvenli liman algısıyla beraber altın tarafında yeniden 2000 doların üzerindeki hareketleri görüyorduk. Şu anda 1996 dolar karşımıza çıkıyor. Ama daha erken saatlerde 2000 dolar aşıldı ki uzun zamandır görmediğimiz seviyelerdi bunlar. Gram altında ons altına bağlı yükselişle beraber 1227 liradan el değiştiren bir tablo karşımıza çıkıyor. Gümüşte altında gördüğümüz o inmelenme görülmedi. Geçen hafta aslında hem altın hem gümüş biraz yukarı yönlü hareketler içerisindeydi. Ancak şu anda %0,64'lük bir kayıp gözlemleniyor spot gümüşte. Brent petrol ve Amerikan ham petrolde ise geçen haftadan bu yana resesyon fiyatlamalarında devreye girmesiyle beraber çok sert satışlar görüyoruz. Burada iki tip petrolde de yine yön aşağı. Bu da tabii ki enerji fiyatlarına, enflasyona ve akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıyacak, bunların hepsini takip edeceğiz. Ve şimdi piyasalara dair daha detaylı bilgi almak üzere Albatros Portföy'e gidiyoruz. Fon yöneticisi Gökhan Uskuay bizimle birlikte. Gökhan Bey günaydın, iyi haftalar. Sözü hemen size bırakayım. Çok hareketli bir haftaya başlıyoruz. Önemli bir hafta. Bizim Merkez Bankamızın da faiz kararı var. Fed'i bekliyoruz. Bir yandan işte bankacılık krizine dair gelişmeler çok yakından takip ediliyor. Ama moraller sanki biraz bozuk başladık yeni haftaya. Neler bekliyoruz, hangi seviyeleri izliyoruz? Tabii moraller bozuk, biraz da kafalarda soru işareti var. Bu tedirginlik çok daha fazla artmış durumda. Fed'in faiz artırımında tekrar 50 bas puanlık patikaya dönme beklentisiyle birlikte bu risk almış daha azalmıştı. Şu ana kadar en azından bu seri faiz artırımlarının ne Avrupa tarafında ne de Amerika tarafında ekonomik olumsuz yönde etkilerini görmemiştik. Ama tabii bunu yani enflasyon tarafında olumlu etkisini gördük ama ekonomik büyüme anlamında bir olumsuz etkisini görmemiştik. Fakat bunun bir de finansal bacağı vardı. Finansal kırılganlık bacağı. Finansal piyasalarda bir kırılganlık yoktu. Ama bir Silicon Valley ile başlayan, Amerika'da bankalarda başlayan
küçük bankalarla başlayan ama daha sonra da Credit Suisse gibi Avrupa'nın en büyük bankalarından birini de etkileyen bir duruma dönüştü. Tabii bunu merkez bankaların bu haftaya başlarken bir verdiği piyasaya likidite de var. Çünkü hani enflasyon kadar finansal kırılganlık da önemli merkez bankaları için. Çünkü eğer burada bir finansal kırılganlık boyutu arttığı takdirde şu anki yapılan çabaların hepsi boşa gidecek. O yüzden de bu önemli. Ha ben bankacılık sektöründeki bu yaşanan durumu, işte Amerika kıtası, Avrupa kıtasındaki yaşanan gelişmeleri çok fazla önemsemiyorum. Fakat Credit Suisse'deki yaşanan zayıflık bir anlık Amerika kıtasındaki yaşanan gelişmeyle birlikte iflasa dönüştü. Diğer ne kadar bankacılık sektörleri, yani bu Avrupa içinde çok büyük bir kayıp. Çünkü Credit Suisse gibi bir bankanın bu finansal zayıflıklarını bilip giderilmesi gerekiyordu. Giderilmemiş. Bu aslında tüm dünya ülkelerinin içerisindeki bence bankacılık sektörü için soru işareti yatıyor. Bu bambaşka bir finansal kriz bence. O yüzden de Fed'in toplantısındaki faiz kararı önemli. Fed bunu ne kadar önemsiyor? Enflasyon ne kadar önemli? Veya enflasyon mücadelesinden vazgeçmek için sadece bu çalkantı yeterli mi? Göreceğiz. Ama belki hani yüksek ihtimalle 25 bas puanlık bir faiz artırımıyla bir ay daha görmek isteyebilir. Ama daha sonrasında tekrar 50'ye dönecek gibi bir beklenti olduğunu söyleyebilirim. Bizim piyasalarımızda da gene bir satış baskısı Cuma günü FTSE'nin endeksinin kapanışı nedeniyle bir kapanış olmuştu. Onun haricinde gayet sağlaması tüm dünya sektöründe bankacılık sektörü çalkantı yaşıyor. Bankacılık sektörü gene destekleme alımlarıyla birlikte piyasayı daha iyi bir noktada olduğunu gösteriyor ya da hala destekli bir şekilde endeksteki trendin devam ettiğini gösteriyor. Ama hani gene şimdi burada Cumhurbaşkanı adayları belirledikten sonra seçime giden bir yolda ben endeksin destekleme noktasında olunsa bile yeterli olmayacağını, bir Merkez Bankası'nın atacağı bir politikadaki değişiklik durumunda ancak belli bir noktada yükselişin 5500 ve üzerine doğru devam edebileceğini düşünüyorum. O yüzden seçimlere kadarki süreçte böyle bir yatay bir hisse bazlı hareketlerin etkili olacağını söyleyebilirim. Dar bantta hareketler bekliyorsunuz. Gündemde çok yoğun. Hepsini takip edeceğiz. Çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Albatros Portföy Yönetimi Fon Yöneticisi Gökhan Uskuay bizler için piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimdi sigorta gündemiyle devam ediyoruz. Evet, öncelikle yurt içine dair haber akışlarıyla şöyle bir başlayalım. Birinci sırada Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu SEDDK'nın Başkanı Mehmet Akif Eroğlu'nun önemli mesajları yer alıyor. Bütüncül bir sistem kurulmasının önemini dile getirdi Eroğlu ve orada DASK ve SEDDK olarak bu alanda reform niteliğinde konular üzerine çalışmaya başladıkları ifade edildi. Özellikle DASK'la ihtiyari konut sigortasında depremin teminatının birlikte ele alınması gereken bütüncül bir sistemden bahsediliyor. Bu konuyla alakalı olarak önemli adımlar atılacağı söylendi. Ve ikinci sırada Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı'nın açıklamaları var. Sigorta sektörünün prim üretiminin 2022'de beklentilerin üzerinde arttığını belirtti. Bundan sonraki süreçte artan deprem farkındalığıyla birlikte de önleyici çalışmalara odaklanacaklarını, özellikle afet teminatlarının Türkiye'nin bir numaralı gündemi olması gerektiğini vurguladı. Ve devam edelim. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bundan sonrası için atılması gereken adımları sıraladı. 2023'te yaşanan Kahramanmaraş ve Hatay depremleri raporunda sigorta sektörüne de detaylı bir yer verildi burada. Ve bundan sonrası da atılması gereken adımlar sıralandı. Bu kapsamda afetlerin yol açtığı finansal yükün hafifletilmesi açısından tüm afet tehlikelerini kapsayacak zorunlu bir afet mekanizmasının yürürlükte olmasını, başta deprem bölgeleri olmak üzere ülke genelinde yaygınlaştırılması ve afet sigortası beyanı ve ödemesinin etkin takibinin sağlanması gerektiği bildirildi. VHV Sigorta Genel Müdürü Fatih Ağacık'tan da açıklamalar var. 2023 yılına zor bir başlangıç yaptık dedi Ağacık. Reasürans piyasasına bağlı olarak muhtemel fiyat artışlarını öngörmek çok zor değil. Buna karşın sigorta sektörü Türkiye'de çok köklü ve güçlü bir sektör dedi. Dayanıklı kurumlarımız sayesinde ilerleyen süreçte bu zorlukların üzerinden geleceğiz değerlendirmesinde bulundu.
Ve son habere bakalım. BES'te toplam fon büyüklüğü 414.3 milyar lira olarak gerçekleşti. 15 Mart 2023 verilerine göre bu şekilde oldu. Ve toplam fon büyüklüğü 414.3 milyar dolar olurken katılımcı sayısı 8.2 milyon kişiye ulaştı. Otomatik katılım sisteminde ise fon büyüklüğü 35.3 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Bu arada biraz önce 2022'de o beklentilerin üzerinde artan prim üretiminin haberini paylaşmıştık. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde ve ABD tarafında ihracat pazarlarında bir resesyon riski var ve şirketler bu dönemde kredi sigortalarıyla kendilerini teminat altına alabiliyor aslında. Ama bu alanda prim seviyeleri tam da istenilen seviyelerde değil gibi duruyor. Bu tabloya baktığımız zaman bunu görüyoruz. 2022 yılında kredi sigortaları prim üretimi yurt içinde toplamda aslında hem yurt içi hem yurt dışını topladığımız zaman 962 milyon TL olarak gerçekleşti. Yurt içinde 760.7 milyon TL iken yurt dışından yapılan sigortalamalar 201.6 milyon oldu. Geçen yıl yani aslında bir önceki yıl 2021'de bu oran 528 milyondu. Yani enflasyon da dikkate alındığında istenilen seviyelerden biraz uzak olduğunu görüyoruz. Her ne kadar artış olduğunu gözlemlesek de özellikle şirketlerin teminatlarını garantiye almaları açısından bu dalgalanma dönemlerinde daha fazla ilgi göstermesi isteniyor. Bunu da hatırlatalım. Ve geçelim şimdi Ocak ayına. 2023 yılında biz bu alanda nasıl başladık? Şöyle bir baktığımız zaman 2023'ün ilk ayında, Ocak ayında toplamda 147 milyon TL'lik bir prim üretimi gerçekleşmiş durumda. Yurt içinden 122.2 milyon TL, yurt dışından ise 25.4 milyon TL'lik bir sigortalama süreci var. Bu seviyede devam ettiğini farz edersek tüm yıl o zaman 1.7 milyar liraya ulaşabilir prim üretimi. Bu da aslında ciddi bir oran demek oluyor. Geçen yıllara göre artış anlamına geliyor. Ancak tabii Ocak ayına başladığımız gibi devam edip etmeyeceğini yakından takip edeceğiz. Ve şimdi yurt dışındaki sigorta gündemiyle devam edelim. Avrupa Birliği finans sektörünün stres testini ilk kez sigorta sektörünü içirecek şekilde ayarlayarak bir hazırlık içerisinde buna başlıyor. İklim değişikliklerine finans sektörü hazır mı değil mi şeklinde bir değerlendirme açısından bir sonraki stres testini ilk kez sigorta sektörünü içirecek şekilde ayarlamaya başlayacakları açıklandı. Ve geçen hafta Avrupa Komisyonu ilgili kurumlardan bir tatbikat hazırlamaya başlamalarını istedi. 2025'in ilk çeyreğine kadar hazırlanması bekleniyor. 2022'de bankaları sektördeki pek çok kişinin korktuğundan çok daha yumuşak senaryolarla karşı karşıya getiren benzer bir testi takip ediyorum. İkinci sırada Swiss Re raporu hayat ve sağlık sigortası piyasalarında kapsayıcılığın eksikliğini vurguladı. Böyle bir tablo var aslında. Raporda erişebilirliğin gelişmekte olan piyasalarda teminat eksikliğinin arkasındaki en büyük faktör olduğu söylendi. Ve bunun kısmen düşük finansal okuryazarlığın yanı sıra finansal hizmet sektörlerindeki düşük kullanım ve güvenden kaynaklandığının altı çizildi. Yurt dışı sigorta gündemindeki son maddemize bakalım. Orada da Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Şili hükümetine toplam 630 milyon dolarlık deprem sigortası teminatı sağlayan ortak bir afet bonosu ve takas işlemini fiyatlandırdı. Dünya Bankası'nın borç verme kolu tarafından yapılan anlaşma EBRD ve Şili 2023 parametrik CAT tahvilinden 350 milyon dolarlık koruma ve felaket takaslarından 280 milyon dolardan oluşuyor. Bunu da aktaralım ve şimdi devam ediyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Evet, şimdi Bloomberg HT araştırma masasından Çağlar Kuzlukluoğlu'na dönüyoruz. Çağlar, günaydın, hoş geldin, iyi haftalar dileyim. İyi bir hafta olsun umarım. Her ne kadar biz bu haftaya biraz böyle endişeli yerle başlamış olsak da nasıl yansıyor? Şimdi UBS'in Credit Suisse'i satın aldığını biliyoruz. Buna yönelik haberler gelmiş olsa da hala panik havası sanki hakim. Fiyatlamalar bunu gösteriyor. Hangi varlıklar nasıl etkileniyor bu süreçten? Reyhan, aslında 2022 başlarken bizim ajandamızın son derece sıkışık ve yoğun gündem maddeleriyle dolu olduğu bir ortam vardı küresel piyasaların izlediği. Bunun üzerine yeni maddeler ekleniyor ama ben bir haftadır ekranlarda yoktum. Öncelikle sel felaketinden etkilenen tüm yurttaşlarımıza öncelikle geçmiş olsun diliyorum.
Ardından da 18 Mart Çanakkale zaferini tekrar andık. Şairin deyimiyle dağlar lisana gelse de anlatsa tüm şehitlerimizi de saygı ve özlemle anarak sözlerime başlayayım. İşimize dönecek olursak nerede bırakmıştık? Aslında sözlerime başlarken ifade etmeye çalıştığım gibi bizim 2023 başlarken, biraz önce 2022 dedim, özür dilerim, 2023 başlarken ajandamızın içerisinde küresel piyasaların çok da hoşuna gidecek maddeler yoktu. Ama özellikle ABD endekslerinde her ne kadar 2022'nin sonunda bir miktar burada olumsuzlukların da devreye girmesi, yataylığın öne çıkması teması karşımızda duruyor olsa da Şubat'ın belirli bir vaktine kadar buradaki ılımlılığın devam ettiğini söylemek mümkün. Nitekim içeride de biz bu sefer Borsa İstanbul'da 2022 boyunca rekorlarından bahsettiğimiz Borsa İstanbul'da dalgalanmaları izliyorduk. Baktığımız zaman biz ne yazık ki içeride başka konularla meşgul olur vaziyetteyiz. İnsani konularla meşgul olur vaziyetteyiz ama küresel piyasaların odaklanmış olduğu bu konuların üzerine özellikle son 2-3 haftadır takip ettiğimiz ve merkezinde bankacılık sektörünün olduğu gelişmeler vardı. Şimdi bunun temeline bakarsak 2023'ün başlangıcındaki fiyatlamada karşımızda tansiyonu ölçmek adına bir ABD ve Avrupa endeksleri ve hisse senetlerinin görünümünde öne çıkan görünüm. İkincisi her zaman baktığımız dolar endeksiyle ABD tahvilleri ve özellikle emtiada resesyona dönük de bir gündemimiz olduğu için fiyatlamanın ne yönde geliştiğine dönük algılar vardı. Şunu söylemek mümkün, Equinox'tan da bahsedecek olursak bugün aslında kırılma vardı ama tam manasıyla karşımızda bir kırılmanın resmini görür vaziyetteyiz. Burada iki farklı yorum olduğunu da söyleyelim. Bir tanesi çok daha baskın. 2008 küresel finans krizinde olduğu gibi sistemik riskin bir küresel krize dönüşmesine dönük şimdilik en azından okuduklarımızdan, anladıklarımızdan bir beklenti yok. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Ana akım iktisat rasyoneliteyi baz alır. Yani insanların tırnak içerisinde kurumların rasyonel kararlar alacaklarını, rasyonel davranacaklarını ama işin içerisinde mevduat ve insan iradesi olduğunu düşünürsek de rasyonelite ne kadar rol oynayacak burada? Bu krize daha geniş ölçekte neden olacak mı olmayacak mı bana sorulursa şahsi görüşüm belirleyici olan bu olacak. Ama tabii ki kurumlar devreye girdi ve bu noktada ellerinden gelen ya da imkanları dahilindeki ya da ilk akıllarına gelen fikirleri hayata geçirmeye başladı. Ama Reyhan, piyasa fiyatlamasında da bu anlattıklarımın, toparlamaya çalıştıklarımın izlerini, serencamını görüyoruz. Hemen başlayalım bakmaya ilk grafiğimizden. İlk etapta bizim 2022 boyunca odaklandığımız konuların başında resesyon ve enerji fiyatlarındaki yukarı yöndeki seyri izler vaziyetteydik. Neden buradan başladık? Çünkü bu sabah itibariyle ben radyo yayınında da bahsetmiştim. 2000 dolarları telaffuz eder vaziyete geldik tekrar ons altında diye konuşmuştuk ve aslında biraz önce anlattığım hikayeyi bir miktar kısa vadeli bir çerçeveye alırsak Eylül'ün sonundan itibaren yükselişteki ons altının fiyatlamadaki değişiminin %20'lere vardığını bugün gelinen bu tabloyla Brent petroldeki düşüşünde %20 bulunduğu fiyattan Eylül'ün sonlarına yaklaşılan tarih itibariyle geriye geldiğini görür vaziyetteyiz. Yani bir taraf gecede bir taraf gündüzde olur vaziyette ki biz enflasyon noktasında da özellikle enerji fiyatlarındaki aşağı yöndeki seyri hem üretici hem de tüketici fiyatlarındaki değişimde gözle görür vaziyette izler durumdayız. Peki stres ne konumda? 3 tane baktığımız aslında burada konu var ki sık sık araştırma masasında son 1 ayda tahvil tarafındaki stresin çok daha yoğun olduğunu söylemiştik. Burada tahvil tarafındaki stresi incelediğimiz bu endeksindeki değişim görülürse değerli izleyicilerimiz için turkuaz renkteki aslında son haber akışlarının bilançosunun bir nevi stres tarafındaki yansımasını görür vaziyetteyiz. Önemli bir konu burada bakarsak VIX Endişe Endeksinin 2023 başlarken az önce ifade ettiğim o ılımlı dönemde 20'nin altına da ya da 20'ye yakınsadığı bir noktadaydık. Tekrar 25'lere 28'lere geldik. Para birimlerinde de her ne kadar görece baktığımızda stres bir miktar daha az olursa şuradaki tabloda yine stresin yukarı yönde tekrar karşımızda olduğunu görüyoruz. Peki ABD endekslerine nasıl yansımış? Bizim ılımlı dediğimiz sürecin
sonuna gelindiğinden itibaren bakarsak Reyhan neredeyse kabaca 4 ya da 5 haftalık değişimde ABD endekslerinin tabiri caizse rahat edebildiği bir dönem var. Ama Şubat başından itibaren bakarsak ki benim az önce zikrettiğim haber akışlarının olduğu dönemde ABD'de Dow Jones, S&P ve Nasdaq endekslerinin haftalık yönde ne kadar baskı altında kaldığımızı söylemek mümkün. Ve tabii ki bunları konuşurken anmamız gereken bir ad var. Ben yine bu kuşakta yetenekli Bay Powell diye yetenekli Bay Ripley filmine gönderme yapmıştım. Aslında son sözlerinden hafta sonu takip ettiğimiz burada önümüzdeki süreçte gerekirse vitesi arttırabilirizin hem ABD tahvil faizlerindeki yükseliş resmini hem de buradan belki de bir miktar acaba bu sözlerimi söylemekte çok doğru mu ettim sorgusunun görüldüğü cümleleri izledikten sonra ve haber akışlarıyla beraber ABD tahvil faizlerinin 2007 seviyelerinden itibaren gelmiş olduğu rekor düzeyden şu anda görüleceği itibariyle gerilediğini, sert biçimde gerilediğini izler vaziyetteyiz. Toparlayacak olursak belki karşımızda şu an için geçmiş bir takım finans krizleri ya da makro iktisadi tarafa sıçrayacak yapısal olgunlukta bir durum yok. Ama piyasalarında açıkçası yılın ilk 1-2 ayında ya da 1,5 ayındaki o rahatlığı her ne kadar ajandası stresle dolu olsa da fiyatlamadaki ılımlılığı şu an için ortadan kalkmış gibi görünüyor. Burada tabii haftalık bazda yaşanan haber akışlarıyla yine değişimler önümüzde olacak. Ama tahminen Reyhan biz 2023'ün ortalarında çok daha net bir resim göreceğiz ki 2023'ün ikinci yarısında bir miktar daha ılımlaşma beklentileri vardı raporlarda. Bakalım onlar terse dönecek mi? Hep beraber izleyip göreceğiz. Evet, bu 2023'ün ikinci tersine dönüşü olabilir. Hep birlikte izleyeceğiz dediğin gibi. Ağzına sağlık Çağlar. Çok teşekkürler. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer bizimle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın. Evet, fokus kaldığı yerden devam ediyoruz. Stüdyoda değerli bir isim ağırlıyoruz. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer bizimle birlikte. Seda, iyi haftalar, hoş geldin. Merhaba, iyi haftalar, teşekkür ederim. Evet, şöyle bir genel piyasa fiyatlamalarıyla başlayalım dilersen. Birkaç haftadır, yani artık üçüncü haftaya girdik. Bu bankacılık krizi, aslında bir krize dönüşecek mi, dönüşmeyecek mi bunu konuşuyoruz. Hafta sonu dün önemli bir haber akışı geldi. İşte UBS, Credit Suisse'i 2 milyar dolara satın aldı şeklinde. Ama piyasalar böyle bir hani rahat bir nefes almamış gibi duruyor. Ne dersin, hani şöyle bir genel bakalım mı, neler oluyor, neler bitiyor piyasalarda? Bankacılık krizinin 3. haftasında ama senin de burada Bloomberg ailesinde galiba... Benim de 3. haftam. 3. haftan, evet. Seni de tebrik ediyorum öncelikle. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Tabii şimdi bu sabah piyasalarda temkinin halen daha var olduğunu gördük. Aslında her şey gülük gülistanlık değil. Dolayısıyla çok ciddi yapılan önlemler var, alınan kararlar var burada. Hani bankacılık krizi yalnız başına bırakılmamış anladığımız kadarıyla. Burada önlemler biraz daha sıkı tutuluyor. Aynı zamanda hem FED hem de oyun kurucu 5 tane merkez bankasının burada swap hatlarında sıkılaşmaya gitmesi gibi, satın almalar gibi ve açıklamalar gibi aslında piyasanın yalnız olmadığını yönelik açıklamalar var, yapılan adımlar da var. Ama fiyatlamaya baktığımız zaman halen daha bir temkin var. Büyük bir ihtimalle şu fiyatlamada ön plana çıkıyordur. Daha olayın boyutu ve alınan bu önlemlerin tam yeterli olup olmaması açıkçası biraz daha. Çünkü bankacılık krizi dediğimiz şey çok hızlı ilerler. Bir kar topu şeklindedir. Gerçekten ne kadar hızlı ilerlediğini gördük. Hani ilk perşembe günü oldu. Cuma günü bambaşka bir şey konuşuyorduk. Bu anlamda sözümü keseceğim ama hani acaba çarşamba günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları biraz böyle ne olduğunu ne bittiğini anlamamızda yardımcı olur mu? Yoksa hani Avrupa ayrı, Fed ayrı, ABD ayrı mı düşünmek lazım? Ne dersin? Şöyle düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle karar metnine tabii bankacılık endeksindeki bu hikaye girecektir. Aynı zamanda Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısında da yine söylemler olacaktır ve soru cevapta da sıkıştırma olacaktır. Evet. Ama şimdi
ECB ne yaptı? Lagarde kendini biraz daha güvenli tarafa aldı. 50 bas puanlık faiz artırımı yaptı. Zaten söylemsel olarak çok iyi bir hazırlamasını yapmıştı. Sözel yönlendirmesini o tarafa yoğunlaştırmıştı. Bunu yaptı ama bunun ardından gelecek toplantıları ilişkin çok fazla da renk vermedi. Evet. Kendini güvene aldı. Dolayısıyla ben Fed'de de bunun olacağını düşünüyorum. Hazır tam böyle kafalar karışmışken, çünkü çok hızlı bir piyasa beklentisinde değişiklik olduğunu görmüştük değil mi? Yani 50 bas puanlık faiz artışı olabilir, evet. Sonra 25 bas, sonra hayır hiç olmaz faiz indirimi evet, olur evet, şimdi 25 evet. bas puan gibi. Hazırda beklentilerde bir miktar farklılaşma olmuşken büyük bir ihtimalle 25 bas puanlık faiz artırımını yapar. Bu konuda açık kapı bırakır faiz artırımı konusunda önümüzdeki toplantılarda ama daha piyasa yatıştırıcı tarzda konuşabileceğini, biraz daha güven tesis edebileceğini düşünüyorum. Çünkü işte Fed gibi, ECB gibi oyun kurucu merkez bankalarının kararsız söylemleri ya da biraz daha böyle şaibeli açıklamalar tüm dünyadaki özellikle gelişmekte olan ülke piyasalarını etkiler. Dolayısıyla bunu yapmazlar diye düşünüyorum ki ECB'den de bunu gördük. O nedenle daha piyasa yatıştırıcı evet. bir söylem olmasını beklerim. Ama faiz konusunda önümüzdeki toplantılar için net bir sinyal vereceğini düşünmem. Şunu merak ediyorum. Yani dedin ya biraz önce hani tam olarak piyasalar hala tedirgin, temkinli. Evet. Çünkü hani bu işin boyutunu çözemedi. Bunun evet. için hani nasıl bir belirleyici olabilir? Yani nelere dikkat etmemiz lazım tam olarak bunu okuyabilmek için? Haber akışı mı? Yoksa işte gelen açıklamalar mı? Şimdi açıkçası ben yurt dışındaki bankaların derinlikli olarak o sermaye yeterliliklerini ve şeylerini çok fazla bilmiyorum. Hani bankacı analisti değilim ama benim okuduğum, anladığım ve hani süzgeçimden geçirdiğim kadarıyla biraz zamana ihtiyaç olacak diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar alınan önlemlerden sonra bu yeterli olacak mı? Sonuçta biz şu anda yaşadığımız krizin tam olarak çapını, büyüklüğünü de bilmiyoruz. Hani bu birbirine çok fazla bağlı ve sarmal şeklinde olduğu için hani açıkçası açık var eğer gerisi gelir ve yakın zamanda da gelir. Dolayısıyla öncelikle bu likiditasyonun bu krizi örtmekte birebir şeklinde yeterli olup olmadığını biraz zaman gösterecek gibi. Dolayısıyla evet açıklamalar, gelişmeler ön planda olacak. Yani şu önümüzdeki gün biraz belirsiz. Hani evet. haber odaklı fiyatlamaların çok daha ön planında olacağı bir şey. Zaten aslında piyasa fiyatında da bu yansıyor. Evet. Ons altında yeniden yukarı yönde hareketler var. Japon yeninde keza dolar karşısında bir değer kazanıyor. Var. Güvenli liman algısı evet. hala kendini gösteriyor Aynen. değil mi? Biraz daha ön planda. Dolayısıyla yatışma, sindirme henüz yok gibi. Bu olmayacak anlamında gelmiyor elbette ki ama açıklamalar, gelişmeler ön planda olacak. Bu en azından bu hafta. Fed de var zaten. Evet. Yani eğer bu haftayı biraz daha sakin, yeterli bir şekilde atlatabilirsek Fed'le birlikte gündem biraz daha değişebilir diye düşünüyorum ama gerçekten öyleyse elbette ki yani evet. bunu ölçecek riskine bakmak lazım. Bunun için de biraz zamana ihtiyaç evet, var öyle düşünüyorum. Şimdi altın tarafında az önce sen de söyledin hani güvenli liman algısıyla beraber yeniden 2000 doların üzerindeyiz. Evet. Bunu uzun zamandır biz görmemiştik bu fiyatlamaları ki yılbaşından bu yana altın için beklentiler değişti. Çünkü hani Fed için beklentiler değişmişti. Şu anda da bambaşka bir taraftayız. Genel olarak hani benim dikkat ettiğim güvenli liman algısıyla altın yükseldiğinde o yükseliş pek kalıcı olmuyor. Hep evet. bir geri çekilme oluyor. Şu anda yine aynı şeyi bekliyor musun? Burada takip ettiğin seviyeler neler acaba? Geçen sene 2000'in üzerine iki kere atmıştı. Hı. O da yani risk varlıklarının yükseldiği ortamdı. 2070 seviyesini görmüştü. Ukrayna Savaşı ilk patlak verdiğinde. Evet, evet, evet. Aynen. Ama yani şimdi geçen senenin dinamiğiyle bu sene dinamiği arasında çok farklılık var. Şu, bu da. Geçen sene biz tamamıyla bir FED ve dolar hakimiyeti üzerinde kuruluydu bütün her şey. Dolayısıyla dolar karşısında hareket eden tüm enstrümanlarda bir baskı oluşmuştu. Dikkat edersen 2022 yılında ons altında euro dolar paritesindeki euro doların kendi eurodan kaynaklı hikayesi de var. Ama düşüş trendi hakim. Dolayısıyla ons altında bu sene özellikle Kasım ayında söylemlerin değişmesiyle birlikte dolar endeksinde bir miktar geri çekilme olmuştu. Bu da ons altındaki o 1620'den yukarı yönde tepkiye sebep olmuştu. Yukarı yöndeki dinamiklerin devam etmesini beklerim. Eğer gerçekten Fed bu sene biraz daha ılımlı bir şeye gidecekse ki gideceğini düşünüyorum faiz politikaları konusunda. Dolayısıyla
bu sene aslında 2000 üzerinde kalıcı olabiliriz. Evet. Çünkü o FED baskısı ve dolar baskısı biraz daha hafifleyecek. Şimdi fazla vaktimiz kalmadı Seda ama ben senin borsaya dair beklentilerini de merak ediyorum. Şu anda BIST %1'in üzerinde aşağı yönlü bir hareket var. Bankacılık %2'ni eksi de. Ne dersin, neler bekliyoruz? Nasıl başladık haftaya? Yani iyi başlamadık haftaya. Tam olarak da yapamıyor borsa. Yani o yukarı yönde yükselişini alamadık. Tam bir kuvvetlenme olsaydı, en azından 5200'ün üzerinde tutunma söz konusu olsaydı bir miktar oralarda bir ivmelenme, belki yatay ama yukarıda yatay bir hareket alabilirdik. Şimdi orta bantta yatay bir hareket alıyoruz. 5500 ile 5000 arasında. Yani bizi yukarı yönde itecek bir hikaye yok. Özellikle deprem felaketinden sonra alınan önlemler bizi bir yerde tuttu, düşüşü engelledi ama yükseliş hikayesi yaratmak için biraz daha farklı bir ortama ihtiyaç var. Dolayısıyla 5000 altında biraz daha kısa vadeli yatırımcıların, özellikle kredili pozisyon bulunduran yatırımcılar için biraz da zorlayıcı bir ortam oluşabilir ki orada 4700 bandı var aşağıya doğru, bir geri çekilme olabilir ama tabii ki biz hisse bazı hareketlerin ve sektörel bazı hareketlerin biraz daha bu ortamda ön plana çıkacağını, öyle olacağını düşünüyoruz. Özellikle işte depremle birlikte gündem değişti, sektörler değişti. Yani burada inşaata dayalı yan sektörlerde yukarı yönde hareketlerin zaman zaman ön plana çıkması bekleniyor. Ama seçime kadar ki olan süreçte Borsa İstanbul'da biraz daha dalgalanma olabilir. Büyük bir bant aralığı artık hepimizin konuştuğu ama 4700-5700 sanki biraz daha olası bir hareket gibi görünüyor. 4700-5700. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza ayağına sağlık diyelim. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer bizimle birlikteydi. Kısa bir araya gidiyoruz şimdi. Evet, Fokus'ta yeniden karşınızdayız. Şimdi de Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Tayha Özger bizimle birlikte. Tayha Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Reyhan Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, hem Ramazan öncesinde bir hareketlilik var mı, bunu sormak istiyorum. Hem de deprem bölgesinde, orada pek çok üretici vardı. Onlara dair son gelişmeler, son durum nedir? Siz dernek olarak nasıl çalışmalarda bulundunuz? Bunları merak ediyoruz. Şöyle başlayabiliriz Reyhan Hanım. Ramazan öncesi bizim sektörün yoğun olduğu aylardır aslında. Yani Ramazan gelmeden 3 ay önce hem yurt dışı hem yurt içi alımları ile ilgili hareketlilik olur üretim tarafında. Perakende tarafında ise biraz daha bayrama yaklaşırken, işte Ramazan ayının başlangıcında perakende sektöründe de hareketlilik başlar. Tabii sizin de söylediğiniz gibi deprem bölgesinde bulunan sektörümüz, işte Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da bulunan, Adana bölgelerinde bulunan firmalarımız çok ciddi şekilde etkilendi. Hem üretimlerini halen çalıştıramayan firmalarımız mevcut ve çalıştırsalar bile şu an insan gücüne ulaşımda büyük bir sıkıntı var. Kapasiteler yarıdan aşağıya şekilde çalışmaya başladı. Bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyorlar. Orada çalışanlar da, işverenler de aynı şekilde. Ama bizim sektörümüz, metal mutfak eşyaları sektörü, özellikle Kahramanmaraş bölgesinde çok ciddi bir üretim gücüne sahipti. Avrupa bölgesinin en büyük üretim üslerinin bulunduğu bölgeden bahsediyoruz. Burada hem ihracatımıza hem iç piyasadan etkilenen firmalarımız mevcut. Bunlar nasıl toparlanır derseniz eğer, bunlar aslında tekrardan çalışarak toparlanacak. Ve bu firmaların tekrardan aynı şekilde hızına devam edebilmesi için çok ciddi desteklere ihtiyaç var. Bugün herkes, televizyon programlara katılanları da izliyorum, barınma diyorlar. Barınma, evet, en büyük sıkıntı şu an için. Barınma ile beraber burada, orada yaşayan arkadaşlarımızın, çocuklarının eğitimleriyle ilgili büyük sıkıntılar mevcut. Burada konteyner kentlerin içinde konteyner eğitim yuvaları olması gerektiğini düşünüyoruz. Aynı şekilde konteyner kütüphaneleriyle beraber burada biraz daha hayatı normalleştirmemiz gerekiyor ki oradaki sanayi tekrardan ayağa kalksın. Çünkü sanayi çok önemli bir enstrüman. Bizim ülkemizin de güçlenmesi buradan geçiyor, sanayiden geçiyor. İhracat dediğimizde işte bugün bu sene 250 milyar doları açtık. 254 milyar dolar ihracatla kapattık ülke. Ve burada ihracatın da sürdürülebilir olması lazım. Artması gerekiyor ki sanayi çarkları devam etsin, dönsün, yatırım devam etsin diyebiliriz.
Evet, barınma önemli bir sorun ama aynı şekilde üretimin aksaması da benzer bir sorun teşkil ediyor dediniz. Bunun tabii ki farklı yansımaları var. İstihdama ayrı, ekonomiye ayrı yansımalarını takip ediyoruz. Şimdi çok vaktimiz yok ama şimdi ilk çeyreği geride bırakmak üzereyiz. Bu anlamda acaba hani ilk çeyrek nasıl geçti? Diğer çeyreklerden nasıl beklentileriniz var? Bir de yanılmıyorsam bir Güney Amerika hamleniz vardı. Oradan sonuç alabildiniz mi? Nedir detaylar? Evet, şöyle söyleyebiliriz. İlk 2 aylık performansımıza baktığımızda %2.7 bir büyüme göstermişiz Reyhan Hanım. Geçen sene de yaklaşık 3,5 milyar dolar seviyelerinde kapanmıştı ihracatımız. Ve ilk 2 aylık serüvene baktığımızda ufak da olsa bir büyüme göstermişiz. Fakat bunun iyi yanı, kötü yanı şu aslında. Birim kilogram başı ihracat değerimiz... Evet, Talha Özger bizler için değerlendiriyordu. Ev ve mutfak eşyaları, sanayicileri ve ihracatçıları EFSİT Başkanı. İlk iki ayda %2.7'lik bir büyüme olduğuna dikkat çekti. Talha Bey, söz sizde yeniden. Evet, buyurun. Yaklaşık %2.7'lik bir büyüme gösterdi sektörümüz. Fakat birim kilogram başı ihracat değerimiz istediğimiz seviyede değil. Rakip ülkelerimize baktığımızda bizlerden çok daha yüksekte. Biz şu an 3.7 dolar seviyelerindeyiz. Rakiplerimiz 5, 6, 7 dolar seviyelerinde. 5. sıradayız dünya genelinde. Net ihracatçı bakımından da 2. sıradayız. Yani Çin'den sonra üretimi en güçlü olan ülke Türkiye. Bunun avantajını kullanmamız gerekiyor. Burada yapmış olduğumuz Urge projeleriyle beraber... markalaşmaya, endüstriyel tasarıma... Evet, EFSİT Başkanı Talha Özger bizimle birlikteydi. Bağlantıda biraz sorun yaşandı. Şimdi bir haber var, onunla devam edelim. Marbaş Menkul Değerler Küçük Yatırımcı'ya ücretsiz finansal okuryazarlık eğitimi veriyor. Bu eğitimin detaylarını şirketin genel müdürü Ender Sarı anlattı. Onu izleyelim. Bildiğiniz gibi piyasanın köklü eski aracı kurumlarından bir tanesiyiz. Özellikle son dönemde piyasalara yatırımcı ilgisinin de ne kadar arttığını gözlemliyoruz. Ben uzun yıllardan beri bu binalarda brokerluk yapmış biri olarak da çok iyi biliyorum ki geçmiş dönemlerde maalesef istediğimiz gibi bir yatırımcı kitlesini borsamıza çekememiştik. Ama bu son pandemiyle birlikte başlayan son süreçte uzun yıllardan beri 1 milyonu geçmeyen yatırımcı sayısının 4 milyonlara ulaştığını görüyoruz. Dolayısıyla artık Türkiye'de gerçekten her geçen gün bundan sonra daha da büyüyeceğine inandığımız borsaya bir ilgi var. Bu ilgiyle beraber artık bundan sonra gelen yatırımcıların, tasarruf sahiplerinin daha bilinçli eğitim yapmaları için gayret sarf ediyoruz. Bunun için de biz Marbaş Menkul Değerler olarak Borsa İstanbul'un da buradaki çok önemli desteğini alarak yatırımcılarımıza böyle bir buluşma tertip ettik. Bunun eminim ki buradan ayrıldığımızda yatırımcılarımızda bir bilinç, bir farkındalık oluşacak. Tabii ki bu bir günlük eğitimlerle bunları sonlandıramayız. Ama biz burada kurum olarak elimizden geldiği kadar ne kadar çok yatırımcıya, tasarruf sahibine ulaşabilirsek, onların yatırdıkları tasarrufları ne kadar bilinçli yapmalarını sağlayabilirsek, görevimizi yaptığımıza inanmış olacağız. Bildiğimizi, tecrübemizi, eğitimimizi yatırımcılarla paylaşmak istiyoruz. Buraya gelişte bir hesap açma zorunluluğu bile yok. Hiçbir ön koşulu yok. Yani girip bizim Marbaş Menkul Değerler kayıt olmak için Twitter'dan linki tıklayan herkes bu eğitime ücretsiz olarak katılabiliyor. Dolayısıyla biz istiyoruz ki biz bu piyasada gerçekten yıllardan beri bir bilgi birikimimiz var, bir deneyimimiz var. Bunu hem genç arkadaşlarımıza aktaralım, hem yatırımcılarımıza, hem tasarruf sahiplerine bu deneyimleri, bu tecrübeleri aktaralım. Yatırdıklarının, tasarruflarının bilinçli olmasını ve kalıcı olmasını sağlayalım. Bütün derdimiz bu. Yoksa geçmiş yıllarda yaşanan biliyorsunuz kötü tecrübeler burada geçici bir yığılma oluyor. Bir süre sonra o insanlar hüsranla buradan ayrılmak zorunda kalıyor. Artık bunun biz uzun soluklu, uzun süreli, gerçekten artık gelecek nesillerine de bırakabilecekleri bir tasarruf olduğu bilincini aşılayabilirsek, bir ara bir katkımız olabilirse biz kendimizi mutlu edeceğiz. Evet, fokusu noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.